Isparta Belediyesi bayram öncesi 44 mahalle muhtarlığıyla belirlenen ve kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını evlerinde keserek önemli bir hizmete imza attı. Bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim ekipleri vatandaşların evlerine giderek kurbanlarını kesti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından başlatılan, kurbanlarını alan ancak kesemeyecek durumda olan, yaşlı, engelli, yalnız yaşayan, şehit yakını ve gazilerin kurbanlarını bayramın birinci gününde kesilmesi uygulamasına bu yılda devam edildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bayram namazının kılınmasının ardından Isparta Belediyesi, 10 ekip 40 kişilik personelle vatandaşların evlerine giderek kurban kesim hizmeti verdi. İslami şartlara uygun olarak kesilen kurban kesimlerine Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de eşlik etti. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine gidilerek sabah saatlerinden itibaren kurbanları kesilmeye başlanan vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini ilettiler. Ablacığım bayramın mübarek sağ olsun. Sağ ol kuzum, sizin de mübarek olsun. Rabbim kestiğin Allah kurbanları katında kabul buyursun Allah inşallah. Başkanımın selamları var. Ben belediye başkan yardımcısıyım. Tamam. Rabbim inşallah daha nice güzel bayramlarda böyle nice güzel ibadetlerinizi yerine getirmeyi nasip etsin ki bizler de belediye olaraktan böyle zamanlarda sizlerden yanınızda olabiliyorsak ne ala. Hepinizden Allah bin kat razı olsun o şeyinize cümleten belediye başkanıma. Benim kimsem yok. Bu da deprem şeyine gidecek Allah nasip ederse. Bunlar da işte çocuğuyla kendim, başka bir şeyim yok. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah çok yaşayın. Allah kazalardan, belalardan korusun. Amin. Uzun ömürler Allah verin yavrum. Allah razı olsun inşallah. Allah bin kat razı olsun. Kızımız için de bir dua ediversen. Böyle güzel dualar ettin ki. Nasıl dua ediyorum? Başkanımın harbiden aile olarak çok ciddi sıkıntıdalar ki. Rabbim inşallah bu mübarek günlerde. Kurban olduğum Allah'ım şifalı abisin. O kızcağızıma. Hususi kendim de özel olarak onun yanına varacağım ben. Allah senden razı olsun. Özel olarak çok onun yanına varacağım. Geçmiş olsun Allah diyen Allah şifalı versin o yavruma da. Amin inşallah. O da benim bir çocuğum sayılır. Zeki ablasıyım ben. Kurbanımızı belediyenin yardımıyla kesiverdiler. Allah razı olsun. Bu üçüncü kesimsi. Üç senedir kesiveriyorlar. Allah bin kere razı olsun. Annemin kurbanıyla beraber. Memnunuz. Memnun olmaz mı? Sen nasıl? Allah razı olsun. Çok memnunum senin. Nasıl memnunuz oğlum? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok memnunum. Allah kabul etsin, kesivdiler. Ellerine sağlık. Belediye başkanımızın kızına acil şifalar diliyoruz. Allah şifasını versin. Allah şifasını versin. Kurban kesim ekiplerine eşlik eden Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnce Özbey, mahallemizde 23 vatandaşımızın kurbanı kesiliyor. Belediye başkanımız halkımızın, kimsesizlerin ve engellilerin yanında çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Ben Sayın Belediye Başkanımıza böyle bir hizmeti başlattığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum mahalle halkım adına. Benim mahallemde yaşlı, yalnız yaşayan ve engellilerim çok fazla. Ve bu hasebiyle de yaklaşık bir 23 kişinin kurbanı kesiliyor. Sanırım Isparta'da en çok kesime giren mahalle olarak, sayı adet olarak en çok olan Sidre Mahallesi. Ben buradan bütün halkım adına çok teşekkür ediyorum. En azından çaresizlere yetişebiliyoruz. Bu kurban zamanı öyle bir zaman ki mübarek gün parayla bile kesici bulamıyoruz. Ama belediye başkanımız Allah razı olsun halkımızın yanında, kimsesizlerin yanında, engellilerin yanında, onların da duaları hep onunla. Rabbim sevgili kızımız Mürüvvet'e de acil şifalar versin. Hepsinin de duası kesim esnasında da o oldu. Acil şifalar diliyorum. Bu yılda kurban kesim hizmetine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla devam ettiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Gözgün, bizim için çok önemli ve anlamlı bir hizmet. Kurbanını kesebilecek bir kişiye ihtiyacım vardır. O anda da belediye ben varım dedi. Çok şükür yıllardır bu hizmeti veriyoruz dedi.
Öncelikle Ispartalı hemşehrilerimizin, akabinde memleketimizin insanlarının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Belediye Başkanımız Şükrü Baş Değirmen'in talimatları üzere 5 yıldır bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Kurbanlar birlik beraberliğin, dayanışmanın zamanıdır ve başkanımız o dönemde güzel bir tespitti ki evinde yalnız olup maddi imkanı el verip de kurban alıp kurbanını kesecek kimsesi olmayan kimsesizler için neden biz kimseler olmayalım düşüncesiyle yola çıktı. 5 yıldır vatandaşlarımızın yanındayız. Muhtarlarımızdan gelen bilgiler çerçevesinde bu yılda 174 tane ablamızın, amcamızın, dayılarımızın ve aynı şekilde şehit yakını gazilerimiz dahil olmak üzere onların kurbanlarını kesme hizmetini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 farklı bölge üzerinde 40 kişilik personelimizle kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Dualarla birlikte İslam usullere tamamen uyaraktan ve akabinde de burada etin parçalanıp da tam hazır olaraktan aile erkanına takdimini gerçekleştiriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan duaları gördükçe yapılan hizmetin ne kadar makbul bir hizmet olduğunun farkına vardık. Bazen elinde param vardır, imkanım vardır ama velakin çaresizsindir. Sadece o keçinin kafasını alıverecek bir kişiye ihtiyacım vardır. İşte o anda da belediye ben varım kelimesini kullandı ki çok şükür 5 yıldır böyle güzel bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ben bu noktada böyle bir projenin mimarı olan belediye başkanım Şükrü Baş Değirmen'e, Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze ve akabinde bugün bu personellerimizle birlikte hem mezbanemizde hem de bu sahada çalışma yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah kazasız belasız bir Kurban Bayramı'nı geçirmeyi nasip etsin. Bereketi bol olsun diliyorum. Bütün herkesin bayramını tekrardan kutluyorum.